Biz de mağduruz ha, bizim nereye gideceğiz? Biz başka yerimiz yok, bir şey yok. 3 katlı yerimiz vardı. Şu anda oğlum ve kızım da kirada. Biz de mağduruz. İstanbul Fikirtepe. Toplanan kalabalık, yarım kalan bir projenin toprak sahipleri bir an önce evlerinin tamamlanmasını istiyorlar. İnşaat firması iddiaya göre 2011-2015 yılları arasında buradaki yaklaşık 300'ü aşkın gecekondu sahibiyle anlaştı. Anlaştıktan sonra da gecekonduların yıkımına başlandı. Ancak sonra ne olduysa bir anda inşaat çalışmaları durduruldu. Hak sahipleri, mağdurlar bir an evvel inşaat çalışmalarının yeniden başlamasını ve söz verilen dairelerin kendilerine teslim edilmesini istiyor. Mağdurlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne başvurdu. Bakanlar Kurulu'na bir teklif hazırladıklarını Bakan Bey ile geçen hafta burada olduğunu söyledi. Bakan Bey ile bir teklif hazırladıklarını, bakanlar arasında görüşüleceğini, oradan bir karar çıkarsa eğer burayı Kiptaş eliyle yapmaya çalışacaklarını, böyle bir düşüncelerin olduğunu söyledi bize. En son Ocak ayında Raci Şaşmaz'la görüştük. Kendisiyle bir toplantı yaptık. Maddi durumun olmadığını, projeyi şu an durdurduğunu ve yapamayacağını, kiraları da ödemeyeceğini söyledi. Proje sahibi Pana Yapı, Kurtlar Vadisi dizisinin eski yapımcısı Raci Şaşmaz'ın da ortağı olduğu bir şirket. 2016'dan sonra inşaat sektöründeki genel sıkıntı, Fikirtepe'nin insanların üzerindeki o bitmeyecek algısının bir türlü yıkılamaması, bizim şirketimizin kendi içinde yaşanan bazı sebeplerden ötürü doğrudur. Sıkıntılar yaşıyoruz, mağduriyetler oluştu. Firmanın inşaat grup başkanı Mahir Şaşmaz, finansal destek bulduklarında projeyi tamamlayacaklarını söylüyor. Yurt dışından bir sermaye arayışımız var. Onunla ilgili de mesafe de kat ettik. Yani biz projelerimizin arkasındayız sonuna kadar. Bitireceğiz, bir şekilde bitireceğiz.